Boşanmaya götüren 5 kritik hatayı sorduğunuzda aklıma gelen en önemli birinci sebep, evlilikte tarafların sanki evlenene kadar, ilişkiyi kazanana kadar ilişkiye çaba harcamayı çok doğal karşılarken, evlendikten sonra adeta bir kazanılmış hak olarak görmeleri ilişkiyi. Yani o ilişki için bir çaba harcanıldı zaten, evliliğe kadar gelindi pekala. Pek çok adım başarıyla atlatıldı ama artık yapılacak bir şey yok. Yani zaten rutininde gidecek bu ilişki gibi düşünüldüğünü görüyorum eşler tarafından. Halbuki evliliğin devamında her yeni gün birbirini kazanıyor ya da kaybediyor eşler. Bunu böyle daha uzun süreli evliliklerde baktığımızda onların gerçekten bir parça bir kazanılmış hakları oluşuyor. Çünkü artık o kadar düzenli olarak birbirlerini dengede algılıyorlar, anlıyorlar. Doğru zamanda yapması gereken eylemleri ya da susması gereken durumlarda susarak öyle anlamlı bir bütün oluşturuyorlar ki, evet onlar bazen işte o rölantide ama yine de başarılı olmayı başarabiliyorlar. Ama özellikle de evliliğin başında, ilişkinin önemli dönemlerinde, işte mesela çocuğun dünyaya gelmesi gibi ya da işte hastalıkların olduğu dönemler gibi ya da işte belki işten çıkarılan, ekonomik olarak kayıplara uğranılan dönemler gibi dönemlerde çok daha önemli ortaya çıkıyor ki eşlerin birbirlerine aktif olarak ilişkide olmaları ve birbirlerine çaba harcamaları gerekiyor. Buradan ne kastediyorum? Evet, gerçekten eşiniz seviyorsa eşinize çiçek almak, gidip de işte en pahalı çiçekçiden işte buketler, demetler yaptırmaktan bahsetmiyorum ama işte yeni bir bahar çiçeğini, bir papatyayı görüp de koparıp getirmeniz bile eşinizin gönlünü alabilir. Yahut tam tersi, eşiniz PlayStation oynamayı seviyordur. Siz ona bilinçli olarak bir zaman yaratırsınız ve ona hiç dokunmazsınız. Ona verilmiş olan bu zaman bir hediyedir, bir ayrıcalıktır ve pekala ilişkiyi inşa etmek için çok anlamlı bir davranıştır. Birinci olarak bu anlamlı davranışların bırakılmaması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü burada ilişki beslenmeyi bırakıyor ve bu bizi evet boşanmaya doğru götürüyor. İkinci olarak baktığımızda burasını çok önemli buluyorum. Çünkü hep derler ya, iyi niyet taşlarıyla örülüdür cehenneme giden yolun taşları, yolun kapısı diye. Burada eşler tartıştıkları zaman, aralarında kötü bir zaman, kötü bir deneyim geçtikten sonra İşte hayatın akışında ne yapıyoruz? Hepimiz işlerimize gidiyoruz ya da sosyal hayatımıza dönüyoruz. İş yerine gittiğinde karşı cinsten olan gerçekten samimi olarak arkadaşıyla sohbet etmeye başladığında, bakın bunu hakikaten çok gördüğüm için söylüyorum, sizi anlayan, sizi daima doğrulayan bir insanın varlığında zaman içerisinde eğer karşı taraftaki arkadaşınızın da, tırnak içinde söylüyorum, o an için arkadaşınızın da bir ilişkisi yoksa ya da kötü giden bir ilişkisi varsa, orada hiç ummadığınız, düşünmediğiniz ve planlanmadığınız bir ilişki filizlenmeye başlar. Ve siz hakikaten iyi niyetle sadece içinizi rahatlatmak, paylaşmak ve sorunlarınızı gidermek adına konuşmuşken ve belki de aslında karşınızdaki kişi de size anlamak, sizi sakinleştirmek adına sizi dinlerken, orada aslında kötü giden ve pekala aşabileceğiniz bir evlilik sorununu yeni filizlenen bir ilişkiyle çok daha büyük bir baltayla vurmuş olabilirsiniz. O nedenle esasında bu aynı zamanda bir yargıtay kararıdır da, ilişkideki özel sırların üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerekir. Hele de bu sizin için çok safiyane ve iyi niyetli de olsa, bir karşı cinsle, bir arkadaşla paylaşılıyorsa, işin vahameti ve hikayenin gidiş noktası çok daha farklı olabiliyor. Ve işte evet, tam da böyle gerçekten önümüze çok fazla boşanma dosyası geliyor. Üçüncü olarak ülkemizde en büyük problemlerden biri, hep söylediğimiz bu geniş aile ve çekirdek ailenin birbirinden ayırt edilememesi, sınırların çizilememesi. Burada neyi kastediyorum? Belki büyük aileden kopan ve artık bir birey olma çabasıyla yeni baştan bir çekirdek aile kuran bireyler burada bir çelişki, bir korku, bir endişe yaşıyor olabilirler. Neden? Çünkü annelerinin, babalarının ondan beklentileri var. Belki hayatları boyunca önemli kararlarında onların fikirlerini aldılar, desteklerini aldılar. Sanki birdenbire artık bu destek alınacak, işte fikri alınacak kişinin anne baba değil eş olması, sanki anneyi ya da babayı aldatıyormuş gibi bir algı oluşturabiliyor. Bazen bu bireyde oluşmuyor, anne babalarda oluşabiliyor. Böyle tatlı tatlı işte unuttun bizi sen. İşte artık sen bize sormuyorsun, bize gelmiyorsun, işte bize hiçbir şeyini anlatmıyorsun, danışmıyorsun gibi cümlelerle ifade bulunabiliyor. Ama baktığımızda biz evet aileyi kurarken kendi çekirdek ailemizin temellerinin sınırını çizmezsek, o
O zaman geniş aileyle de sağlıklı bir bütün oluşturmamız imkansız. Çünkü evet bizim sınırlarımız nedir? O aile bütününün içerisinde ortak paydada geleceğe yönelik hayaller kurarsınız değil mi? Aile olmanın en doğal getirisi olarak. Belki işte bir ev almayı hayal edersiniz. Belki bir araba almayı hayal edersiniz. İşte bir çocuk yapmayı hayal edersiniz. Ve bunların zamanını, yerini, biçimini konuşmanız ve planlamanız gerekir. Bunlar en doğal akışındaki hikayeler ve daha böyle küçük olaylar örgüsüne geçtiğimizde bu hafta sonu eşinizle nereye gideceğinizi konuşabilirsiniz. Eğer bu hafta sonu eşinizle nereye gideceğinizi konuşurken öncelikle aklınızda anne ya da babanızla olan sadakat yükümlülüğünüz burada zedelenmiş hissediyorsanız ki böyle bir yükümlülüğünüz yok, sadakat burada sadece eşe olması gereken bir yükümlülük. İşte burada evlilik çatırdamaya başlıyor ve bu Yargıtay kararlarına da çokça yansıyor. Dolayısıyla bizler evet anneye babaya saygılı, büyük aileyi kucaklayan bir çekirdek aile olabilmeliyiz. Ama önce kendi çekirdek ailemizi bu sınırları bilerek koruyabildiğimizde. Dördüncü olarak boşanmaya götüren sebeplerin başında şunu görüyorum. Eşlerin maddi olarak ortak hayaller kuramaması. Yani maddiden kastım illa parasal bir karşılığı olması değil ama somut olarak ele alınacak hayalleri olmaması. Evet en başta belki geleceğe yönelik bir ev almak da bir hayaldir. Yahut işte kariyerini geliştirip belki farklı bir şehire taşınmak. Yahut belki yurt dışına taşınmak da bir plan olabilir. Tüm bu planlar, tüm bu projeler, birlikte bir hayatı kurgulamak, gelecekte bir resim ortaya koymak evliliği aslında sürdüren çok değerli bir altyapıyı oluşturuyor. Bunun aksine geçtiğimizde hiçbir ortak hayalin kalmaması, hiçbir ortak planın, paydanın, birlikte oluşturulan o resimde her iki tarafın da memnun olduğu bir karenin oluşmaması aslında boşanmanın da temellerini oluşturuyor. Taraflar o evlilik içerisinde, bir akışın içerisinde, bir hayalin içerisinde olmuyorlar artık. Ve son olarak da belki bunu özellikle ayırt etmek istedim. Bu inşa etmek, birinci başlıkta söyledim o inşa etmekten biraz daha derin ve öznel bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü evlilikte özellikle de çocuklar dünyaya geldikten sonra biz aile olmanın daha çok böyle başarılı bir anne, başarılı bir baba, başarılı bir anne ve başarılı babanın birlikte başarılı bir görüntüsü gibi algılamaya başlıyoruz. Ve çokça da tükeniyoruz aslında. Gerçekten hani çocuk ciddi anlamda ne yapsanız hani karşılığını tam veremediğiniz duygusunu yaratan çok çok özel değerler bizler için. Ama burada kadın ve erkeğin muhakkak baş başa ve birlikte olabildiği bir zamanı ayırmak zorundalar. Özellikle yeni evli ve düzenleri böyle özellikle çocuklarla ya da işte böyle anne babaların da çünkü o süreçte ailenin içerisine girmesiyle bozulan çiftlerde bize geldiklerinde, boşanmak istediklerinde şu hikayeyi görüyorum. Baş başa oldukları çocuksuz bir hayal, çocuksuz bir plan ve birbirlerini sadece kadın ve erkek o birlikte aşık oldukları andaki o değerlerle baktıkları zaman dilimlerini birbirlerine veremiyorlar. Belki vicdanla, belki toplumsal alışkanlıklarla. İşte bu da böyle çok ciddi, gizli bir handikap. Bunun da farkına varmalı çiftler ve evliliğin hangi aşamasında olursa olsun baş başa ve hatta ben diyorum ki şu an zamanın en büyük engellerinden biri de telefonlar, sosyal medya. Belki bütün bir gün olmasa bile ya işte şu 3 saat yemek mi yiyeceğiz? 3 saat şu telefonu odada bırakalım. Şu sahilde bir yürüyelim ama telefonlar yanımızda olmasın. Baş başa bakalım. Bazen konuşmak bile değil ama gerçekten o sessizliği birlikte mutlulukla, huzurla paylaşabilmek evliliğin son derece besleyen bir kavram olarak önümüze çıkıyor. O insanlar orada anlaşıldıklarını ve gerçekten ruhen birlikte olduklarını hissediyorlar. Bütün bu çukurlara düşmezsek mutlu bir evliliğimiz olabileceğini aslında dinlediğim olumsuz hikayelerden sizlere özetleyebiliyorum.